Her sene bunu yaparım, coşar da coşar, çiçeğini de açar. Siz de deneyin de görün. Mantarlardan, hastalıklardan da korur. Hepinize, herkese merhabalar. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz. İzmir'deki bahçemize gönül dostlarım, sevgili, değerli YouTube ailem, bizimkiler, bizim aile. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık yok, çok şükür, bin şükür. Arkadaşlar, İzmir'de ağaçlar iyiden iyiye açtı, yapraklandı, yaz kendini gösterdi. İlkbahar değil, sanki yaz gibi bir hava var. Aloe veraları kışı geçirmeleri için depoya kaldırmıştık güzün arkadaşlar. Depoya kaldırmasaydık don olayı olduğu zaman yapraklarını buz tutuyor ve hepsi ölüyor. Bugün onları dışarıya çıkaracağım. Artık yaz geldi, ağaçlar incir de yapraklarını açtı. İncir ağacının altına ala gölgeye alacağız. Ala gölge nedir? Yaz aylarında sadece 2 saat güneş görecek aloe vereler, diğer zamanları gölgede olacak. Direkt güneşe koyarsak olmuyor, bozuluyor, renkleri sararıyor. Gölgede olursa da çürüme yapıyor. Ala gölgede olursa sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Biz de şifalı şifalı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi aloe vereleri dışarıya çıkaralım. Bayağı bir coşmuşlar, bayağı bir çiçek açmışlar. Aloe vereler kışı şurada depoda geçirdiler. Yazı da incir ağacının altında geçirecekler. Şuraya dizeceğim. Burası sadece sabah 2 saat güneş alıyor. Sonra da gölge basıyor. Bütün gün gölgede kalıyorlar. İşte öyle sağlıklı oluyor. Bayağı ağırmış saksı. Ağır da çok güzeller. Değer mi değer çileye? Böyle emek olmadan da kullanmak olmaz. Şuna bak, bir sürü açmış. Bunlar ne böyle yahu ya? Ben devam, taşımaya devam. İlker abla ne yapıyorsun? Aloe vereler dışarı çıkarıyorum Nergül. İyi olmuş. İçeri mi koymuştun? Ha? İçeri mi koymuştun? Kışın bunları don alıyor. Ha. Donarmasın diye. Şimdi çıkarıyorum işte, bayağı var. Şöyle yapraklarında. Lazımsa kullanacağız. Sağ ol, Allah verin. Razı olsun. Sen verdin ya, biz diktik, bizim de var. Var mı? Var var. Allah razı olsun. Yani lazımsa ki hani kesivereyim. Sağ ol, Allah razı olsun bak. Sen. Allah. O kadar ağır ki. Sanki çimento torbası gibi diyebilirim. Bunlar ne olmuş, bunlar azmış azmış, kırıldı bak, kırıldı çiçeği. Niye kırıldın ya? O Allah yordu beni. Azmış bunlar, azmış arkadaşlar içeride. Şu anda tam öğlenin sıcağı. Öğlenin sıcağında bakın, aloe vereler incir ağacının gölgesinde kaldı. Dışarı taşıdık. Taşıdık, taşımasına da bir de bana sorun. Yoruldum. Aloe vera çiçeği görmeyenler vardır belki. Şöyle mercan rengi. Çiçeği çok hızlı soluyor. Çabucak açmasıyla solması bir oluyor. Arkadaşlar şu şekil. Muhteşem değil mi? Çok güzel. Aloe vereler çok şifalı bir bitkidir. Yaprakları dolu dolu. Şöyle güzelce. Bayağı bir çiçek açmış. Allah Allah. Bu da yeni açıyor daha Gonca. Hatta şurada bir tane daha vardı. Çiçeği. Şu açmış kurumuş. Şöyle bir sürü çiçek açmış ya. Allah Allah. Maşallah diyeyim ya. Bunlara ben bütün kış su vermedim. Salona içeriye kaldırırken sularını verdim. Bir daha su vermedim. İşte Gonca. Şöyle yaprakların ortasından çıkarıyor. Şöyle büyüyor. Ay, muhteşem bir renkte. Güzelce mercan rengi. Mercan rengi. Çiçeğini açıyor. Arkadaşlar. Tohum oluyor mu içinde? Hiç dikkat etmedim. Bilmiyorum.
Şöyle ufalayıp bakmak lazım. İşte böyle gonca ve çiçekler. Harika. Zaten bahçe harika ya. Şuna bak. Yenilebilir ekşi yoncutları. Aynı sefala. Kandil gibi gelincikler dersin. Onlar da muhteşem. Böyle rengarenk her taraf çok güzel de. İşte yağış yok ya. O insanı biraz tabii ki de üzüyor ama neyler eylerse Rabbim güzel eyler. Vardır Allah'ın bir bildiği. Yarattığı kulları düşünür inşallah Rabbim ya Rabbim. Yağmurlarını sağanak sağanak indirir. Aloe vera yapraklarının içerisindeki jelin şifaları saymakla bitmez. En başarılı olduğu durum yanıklar. Kolum yandı arkadaşlar. Kolum yandı. Tabii ki de aloe vera diyorum. Şöyle jelini çıkaracağım. Yaracağım. Nasıl da yandı. Tabii aloe vera. Aloe vera'nın jelini yanık koluma da sürdükten sonra bakımlarını yapacağım. Şöyle uçlarındaki kuru yerleri makasla alacağım. Kuru yapraklarını. Bunları temizlememiz lazım. Bunları böceler yemiş. Bu yaprağı sağlıksız keseceğiz. Şurasını kullanabiliriz. Burasını tabii böceler yiyor. Onları atacağız. Şöyle kurularını bir güzel bakacağız. Hep böceler. Salyangozlar. İçeri nasıl girdiniz? Neden girdiniz? Bir yol bulup giriyorlar. Kesinlikle bir yol bulup giriyorlar. Ve yediler biberimi de yediler ya. Uyuttuğum biberim çok güzeldi. Onu da yediler. Hasta yapraklar. Hasta yapraklarını kesinlikle alalım. Kışın dongan koruyalım. Çok su vermeyelim. Yazın da kontrollü suyunu verelim arkadaşlar. Nasıl? Şöyle toprağa bakacağız. Dokunacağız toprağa. Nemliyse su vermeyeceğiz. Nemsiz ise, kuruysa su vereceğiz. Bu ta güzden beri sulanmadığı için bayağı toprak kurumuş. Bunlar hasta yaprak. Bu hasta yaprakları almazsak aloe vera diğer sağlam yapraklara zarar verebiliyor. Ötüşünüze kurban olayım sizin ya. Ötüşünüze. Kuşlara diyorum, kuşlara. Çiçeğini keselim artık, bu kurumuş. Çiçeğini kestik. Atılacak. Kamerayı bırakayım. Şöyle aralayayım aralarındaki hasta yaprakları. Atlamadan koparayım. Bunu yere indirdim. Neden derseniz çok sık bakamıyorum. Yerde şöyle güzelce böcelerini ayıklayayım. Şeylerini. Aralanacak yerleri varsa aralayayım. O kadar doğurgan, o kadar bereketli bir nimet ki aloe vera bitkisi. Şuna bak, saksının sade bir karış yerinden şu kadar yavru yoldum. Şu kadar. Daha öbür taraflardan bir bu kadar da yolarım. Yavruların yaprakları kullanılır mı? Kullanılır arkadaşlar. Seyrelteyim çünkü büyük yapraklara zarar veriyor. Enikler sık olunca tabii ki de barınamıyorlar saksının içerisinde.
Bir koltuğa iki karpuz sığar mı? Sığmaz. Sığmaz. İşte. Aloe vera de bu kadar enikle bir saksıya sığmaz. Hem aloe veralerin bakımını yapayım hem de 3-5 tane soru vardı. Ülker abla, aloe veralere su ne kadar aralıkla vermeliyiz? Ne kadar aralıklasını ben bilmiyorum arkadaşlar. Sadece susadıkça su veriyorum. Rastgele su veriyorum. Yani hani işte şu gün suladım, 15 gün oldu, su vereyim mi değil. Bakıyorum saksıya. Şöyle bakıyorum, saksı nemli ise su vermiyorum. Nemli değil, kurumuşsa toprak, kuruysa toprak, suyu veriyorum. Yani takip etmiyorum. Zaten takip etsen, bu kadar özensen güzelce büyümez bunlar, emin olun yani. Bir şeye ne kadar özenirsen, titiz davranırsan o kadar olmuyor. Ben bu hayatta onu anladım. Tabii ki de titiz davranacağımız şeyler vardır da, böyle bu aloe veraymış, çiçekmiş de çok titizlenmeyeceğiz. Susayınca su vereceğiz ya, insan bilir. Çok susuz kalırsa bu kuruyor mu? Kurumuyor. Kesinlikle kurumuyor. Boşta bile bu duruyor. Sadece yaprakların içerisindeki jeller azalıyor, boşalıyor. Yani yapraklar boş boş oluyor. Çok su verirsen de çürüyor. Dediğim gibi toprağa bakacağız. Toprak susamışsa su vereceğiz. Bilir ya insan, hani mantık olarak da bilir arkadaşlar. Aloe vera yapraklarını şöyle keseceğiz. Tepesi aşağı dikeceğiz. Sarı su çıkacak. Bak, çıkmaya başladı. Görüyorsunuz mu? Şimdi kestiğim halde sarı su. Bu sarı suyu akıtacağız. Akıyor zaten. Görülüyordur inşallah. Sarı su alerji yapabiliyor. İçindeki jel yapmıyor beni. Bu sarı su kaşıntı yapıyor. Sarı suyu akıtıyorum. Akıttıktan sonra bunu buzdolabına koymadan 2 ay dışta durabiliyor. Ağzını mühürlüyor arkadaşlar. Çürüme yapmıyor. Burayı mühürlüyor. Sımsıkı kendini korumaya alıyor. Yaprağın diğer kısmı sapsağlam. 2 ay buzdolabına koymadan dışarıda kalabiliyor. Buzdolabında olursa 5-6 ay kalabiliyor. Böyle yapraklarını kesip buzdolabının kapağında veya dışarıda saklayabilirsiniz. İşte bak örneği, aloe vera yaprağını şöyle kopardığımızda sarı suyunu akıttıktan sonra şu şekil ağzını mühürlüyor. Kesinlikle çürüme yapmıyor. Mühürlüyor, kapatıyor kendini. Başka bir yorum. Ülker ablacığım, yanıklara ve elimiz kesildiğinde kan durması için direkt mi uyguluyoruz? Evet, ben direkt uyguluyorum. Fakat bazı insanlarda alerji yapabilir. Zeytinyağı damlatırsanız, mesela yanık yere zeytinyağı damlatıp üzerine de aloe vera jeli sürerseniz alerji de yapmıyor. Öyle de duydum birilerinden. Bana hiçbir şekilde dokunmuyor arkadaşlar. Size dokunabilir. Siz doktorunuza danışmadan bunu kullanmayın, sürmeyin. Cildiniz hassas olabilir, alerjik olabilirsiniz. O yüzden bana dokunmaz. Belki size dokunur. Belli olmaz. Diyerekten böyle aloe vera bakımına devam ediyoruz. Aloe vera'da keşfettiklerim. Elime kekiş vurduğumda kan fışkırırken aloe vera yaprağı bastım. Can havline. Kanı durdurdu. Keşfederek ben sizlere söylüyorum. Yani rastgele duymadan ya da öyle oluyormuş, böyle oluyormuş demiyorum. Faydası oluyormuş, bambaşka bir şey. Faydası oldu, bambaşka bir şey. Oluyormuş, faydası oluyormuş. Duymuş oluyorsunuz başkalarından. Faydası oldu demek de olduğunu bizzat şahit oluyormuş. Evet, bizzat ben şahit oldum. Kanı durdurdu gönül dostlarım. Fırın tepsisini tuttum. Nasıl olduysa kaydı ve kolumu cas diye yaktı. Hemen koştum, çok acıdı ama canım. Değer değmez kızgın tepsi, öyle bir acı ki. Allah'ım bizi cehenneminden korusun ya Rabbim. Allah'ım bizi affetmezse biz nasıl dayanacağız cehenneme ya Rabbim. Dedim, koştum. Aloe vera yaprağı imdadıma yetişti. Yaprağından kopardım. Jelini çıkararak sürdüm ve acısını, sızısını, yanık hissini aldı gönül dostlarım. Geçen sene komşumun kızının saçları külüyormuş yani. Dedi ki aloe vera lazım, aloe vera jelinin iyi geldiğini söylediler. Biraz bize verebilir misin? Kopardım kopardım verdim derken aloe vera çiçeği de kırıldı. Kırılsın, bu nasipten çıkmış. Yapraklarından hayli bir verdikten sonra köklü de verdim. Dik dedim, yetiştir, elin altında bulunsun. Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde gelmez. Burada olmam, köyde olurum. Lazım olur, bulamazsın dedim.
Doğru mu söyledim arkadaşlar? Kendimiz bir şeylerin mücadelesini yapacağız, yetiştirmeye bakacağız, üşenmeyeceğiz. Bak gördünüz, güzün içeri taşı, yazın dışarı taşı. Nasıl yoruldum? Dilim damağıma yapıştı diyebilirim. Ama değer mi? Gerçekten değer. Gönül dostlarım, sevgili değerli YouTube ailem, bizimkiler, bizim aile. Aloe vera yapraklarının içindeki jelin faydası olması için 1 yaşını geçmiş olması gerekiyor yaprakların. 1 yaşını geçmemiş olan taze yaprakların faydası olmadığını uzmanlardan duymuştum. Aloe vera saksımıza diktik, yetişti. 1 sene oldu. Uç yapraklarından kullanmayacağız da dip yapraklarından kullanacağız. Aha enikler. Heh. Bunları isteyen olursa vereceğim. Olmazsa da artık şu jellerini üütüp su haline getirip suyunu kullanacağız. Nisan yağmurları, bereket yağmurları yağar da aloe verelerde sulanır, suyunu içer. Böyle. Şimdi ben bunları sulamam lazım da küllü su vereceğim. Her sene baharda dışarı çıkardım mı küllü su veriyorum. Küllü su vermemin nedeni de hastalıklardan koruyor, mantar oluşumunu engelliyor. Aloe veralarda de mantar olabiliyor. Yani yapraklar küf yapabiliyor. Her çiçekte, her bitkide olduğu gibi. Onlar olmasın diye küllü su vereceğim. Ne kadar bereketli bir bitki ya Rabbim Allah'ım. Şunu görüyor musunuz? Saksının buralarından patlamış. Vay vay vay. Ha. Buralardan. Şuna bak ya. Dibinden koparacağız bak. Ha. Dip yaprağından. Aha bunun faydası olur. Gerçi ben bunu atacağım, böceler yemiş delik de. Gösterme amaçlı söylüyorum. Hani şurası 1 yaşına gitmemiş olur. Bunlar yeni yeni filiz yaprak çıkarıyor. Buradan koparırsanız buradan 1 yaşına gitmiş oluyor. Onu demeye çalışıyorum. O kadar yavru çok. Şuna bak ya. Susuz ya, koparamadım. Koparıyorum. Çok yar oluyor. Ya şu anda diyorum, şimdi şuralardan birileri gelse de aa onları ver bana ben dikeyim dese benden mutlusu olmaz. İnşallah bir gelen olur da der. Allah bismillah. Allah. Allah. Ben bunların çiçeklerini kırayım ya. Kırayım, nasıl olsa tohum falan almıyoruz. Keseyim yani. Daha iyi olur. Yaprakların yükü hafifler. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle gard yapraklardan, şunlardan kullanmak için kırıyorum. Şöyle şöyle kırayım. Dolu dolu. Makasla kesebilirim. Çaydanlığın dibinde ve kenarlarında bayağı bir kireç var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Aloe veranın başka bir özelliğini keşfettim. Kestim ya, şöyle sarı suları akacak. Akması için çaydanlığın içine bırakıyorum yaprakları. Thank you.
aloe vera yapraklarını kırıyoruz veya makasla kesiyoruz. Şöyle kireç tutmuş çaydanının içerisine bırakıyorum. Sarı sulağını salsın diye. Uçlarından akan sarı suları salacak. Kireç söküyor arkadaşlar. Yaprakların kart olması lazım. Yapraklar bir yaşını geçmesi lazım. Nasıl kıyıp kesiyorsun? Biz kıyıp kesemiyoruz aloe vereleri. Kesmeyecek olduktan sonra niye besliyoruz? Yiyip içmeyecek olduktan sonra sebzeyi meyveyi niye yetiştiriyoruz? Aloe verenin başka bir özelliğini tesadüfen keşfettim. Bazı şeyler tesadüf olur ya. Tesadüfen öğrendim bu bilgiyi. Çok da mutlu oldum. Sizlerle de paylaşayım dedim. Çaydanlığın duvarında ve dibinde kireçleri görüyorsunuz mu? Aloe verenin suyu da sapsarı akmış. Onu da görüyorsunuz mu? Şöyle aloe verenin suyunu kireçlere doğru bulaştıracağım. Süngerle bulaştırayım. Neyse. Kireci nasıl söktü? Maşallah. Çaydanlığı sürttükten sonra tertemiz duruladım. Görüldüğü gibi ayna gibi ışıl ışıl çaydandık. Aloe vera ile çaydanlığın kirecine son diyoruz ve doğal temizlik, doğal kireç çözücü. İşte böyle gönül dostlarım. Şekilde görülüyor bakın. Tesadüfen buldum. Bir mucizevi bilgi. 5 kiloluk su şişesine su dolduruyorum. Köyden eleyerek şöyle ipek gibi meşe odunu külü getirmiştim. 1, 2, 3, 4, şöyle tepeleme 5 kaşık çorba kaşığıyla kül. Meşe odunu külü, zeytin odunu külü de çok güzel olur, çok şifa olur. 5 kilo suya 5 kaşık suyu karıştırdıktan sonra ağzını sıkıca kapatıyorum. Şöyle bir çalkalıyorum. İyice çalkalıyorum. Ve diplerine az az döküyorum. 1 su bardağı kadar. Hani diyorsunuz ya Ülker abla, senin aloe vereler neden çok doğuruyor? Neden bu kadar coşuyor diye. Evet, işte küllü su. Küllü su coşturuyor, çiçek açtırıyor. Sizin evde varsa sakın direkt güneşe koymayın. Güneşte sararır, kahverengiye dönüşür ve kurur. Hiç güneş görmeyen, gölge bir yere koyarsanız da, havadar olmayan yere, orada da çürüme yapar. Ala gölge olsun. Günde 2 saat, 1 saat güneş gören bir yere koydunuz mu aloe vereler hem çok doğurur, coşar, hem de sağlıklı, güzel bir şekilde büyür. Gönül dostlarım. İşte böyle. Bir videonun da sonuna geldik diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğen atın. Bay bay. Allah'a emanet. Görüşürüz.